üzerinde çalıştığımız proje mikro ölçekte kavitasyonun biyomedikal tedavilerde kullanılması konusundadır. Proje konusu mekatronik mühendisliği, biyomühendislik ve biyomedikal tedavi alanlarını kapsamaktadır. Kavitasyon kaynama ile birlikte sıvılarda meydana gelen faz değişimi mekanizmalarından bir tanesidir. Yani düşük lokal basınçlar sonucunda yüzeyden kabarcıklar çıkıyor ve bu kabarcıklar büyüyor ve patlıyor. Ve bu denge halinde devam ediyor. Yani bir gemi pervanesini düşünün. Hareket ettiği zaman bu hareketin sonucunda düşük basınç noktaları oluşuyor ve bu düşük basınç noktalarından kabarcıklar, baloncuklar çıkıyor. Çıkan baloncuklar da ya yüzeye çarpıyor ya da patlıyor. Yani oluşuyor, büyüyor ve patlıyor. Bu şekilde bir döngü halinde devam ediyor. Biz kabarcıklı kavitasyon cihazının tıbbi uygulamalarını test ettik. Kabarcıklı kavitasyon cihazı aslında yüksek enerji taşıyan küçük baloncuklar püskürten bir su püskürten bir cihazdır. Bu nedenle bir su tabancasına benzeterek bunu SUTAP adını verdik. Bu cihazı kullanarak biz böbrek taşlarını parçalamayı, tümör hücrelerini öldürmeyi ve anormal büyümüş dokuları, mesela prostat büyümesi dokusunu parçalamayı başardık. Prototip cihazın tıbbi ilk uygulamalarını hücre kültürü ortamında yaptık ve kan kanseri hücrelerinde ölüm gerçekleştiğini gördük. Sonrasında benzer sonuçları prostat ve böbrek kanseri hücrelerinde de tespit ettik. Anormal olarak büyümüş insan prostat dokularında yaptığımız analizlerde ise hidrodinamik kavitasyonun ultrasonik ve cerrahi yöntemlere bir alternatif olabileceğini gördük. Ve uygulamanın herhangi bir programlı hücre ölümüne yol açmadığını, otofaji gibi stres yolaklarını etkilemeden hücreleri şok etkisi yaratarak kısa sürede parçaladığını tespit ettik. Bu cihaz bir sonraki aşamada bir endoskopik cihaza çevrilecektir. Bununla ilgili projede Maltepe Üniversitesi'nden ürolog cerrah Sinan Ekici, patolog Işın Doğan Ekici, Mustafa Ünel, Hüseyin Üvet ve Asif Sabanoviç'ten oluşan bir grup tarafından çalışmaları devam etmektedir. Öncelikle tabii hayvan deneylerinin yapılması, sonra klinik uygulamalarda test edilmesi planlanmaktadır. Ve Türkiye kaynaklı, Türkiye'de üretilmiş, Türkiye patentli bir tıbbi cihaz olarak kullanıma sunulması hedeflenmektedir.